bu sürece gelinceye kadar sabahleyin erkenden, daha güneş doğmadan polislerin gelip eve girmesi, onları alıp Kartal Adliyesi'ne getirmesi, kilometrelerce yol yürütülmesi, arkasından savcılık, soruşturma ve buraya kadar gelen süreç zaten kısmi bir yaptırım uygulanmış oldu. Yani bu tür davaların hiç açılmamış olması gerekirdi. Beraat kararı verilmesi bizi sevindirmiyor. Yani sevincimiz şu, adalet adına seviniyoruz. Hiç değilse daha büyük bir yıkıma neden olmadılar. Ama şunu açıklıkla söylemek gerekir ki, Türkiye yargısı siyasi iktidarın gölgesinden bir türlü kurtulamıyor. İçeride söylediğim gibi savunma olarak biz hem Türkiye'deki bazı mahkemelerin önemli kararlarını, Yargıtay kararlarını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 3 önemli, çok önemli kararını söyledik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki kararlar o kadar ağır ki, mesela Cumhurbaşkanı için aptal adam, salak adam, işkencecilerin başı, sonra ahlaksız, şerefsiz gibi terimler kullanılıyor. Bunlara bile, bu terimleri dahi İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine girer nitelikte buluyor. Dolayısıyla bu karar çok önemlidir. Böyle bir karara ulaştığımız için tabii ki çok memnunum. Yani alınma biçimleri ve iddianamen yazılış biçiminden sonra bu kararın verilmiş olması tabii ki önemli. Beraat kararı tabii ki önemli. Ama hiç bu davanın açılmamış olması lazımdı ve Müjdat Gezen'le Metin Akpınar'ın hiç yargı önüne çıkmaması lazımdı. Tabii savcı ceza istedi aslında. Bugün de görüşünü tekrarladı ceza konusunda. Muhtemelen temiz edecektir ve Bölge Adliye Mahkemesi'ne ve oradan da Yargıtay'a gidecektir. Önemli olan bu süreçlerde de aynı kararın çıkması.